Evet, herkese iyi günler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün konumuz Vararks. Vararks'la birlikte for each'le anlatacağım. Çünkü for each'i bilmeden Vararks'ı kullanma şansımız yok. O yüzden for each'le birlikte hemen sonrasında anlatacağım. Vararks nedir? Vararks, variable argument. Yani metoda birden fazla sayıda parametre gönderebiliriz. Daha doğrusu metoda gönderilen parametreyi değişken hale getirebiliriz. Argümanları değişken hale getirebiliriz. Bu işin özü bu. Metoda gönderilen parametrelerin değişken hale getirilmesi diye özetleyebilirim Varax'ı. Şimdi bir Varax yazalım. Bir metot yazalım önce. Mesela toplam diye bir metodum olsun. Private static geri dönüşü de olur veya olmaz fark etmez. Topla. Bu metoda bir takım integer veriler yollayacağım ve bu verileri toplayacağım. Normalde diyelim ki 10 tane veri yollayacağım, 5 tane veri yollayacağım, 3 tane veri yollayacağım. Değişken veriler yollayacağım. Yani sayısı değişen veri. Değişken zaten yolladığım verilerin hepsi değişken ama onları da bir değişken olarak alıyorum. Ama burada verinin sayısı değişken. Verinin sayısı farklı. Şimdi int diyorum. Bakın nokta 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 verinin adını 3 nokta koyuyorum ve verinin adını yazıyorum. Verinin adı sayılar olsun. Şimdi metodumun parametresini varax olarak tanımladım. Bu metodu kullanalım. Bu metot bir iş yapsın. Nasıl kullandığını da gösterelim. Sonra detaylarına gireriz. Şimdi bunun için for each kullanmam lazım. For each nasıl yazılır? For açlık parantezi. Aynen şu parantezini açtım. For'un içerisine geliyorum. Önce bu sayıların ne olduğunu tanımlıyorum. Sayılar nedir? Int'tir. Int. Bu sayıların her birini tek tek alacağım. Bir parametre tanımlıyorum. Yani her birini alacağım, parametreyi tanımlıyorum. Sayı. İnt sayı. Yani sayıların her birini bir bir alacağım ve bunlara da sayı diyorum. Nereden alacağım? Bir nokta sayılar. Sayılardan. Biliyorsunuz for each'te dizi olsaydı dizinin adını yazardık buraya. Alacağımız value'yu buraya yazardık. Burada genelde val gibi deyimler çok kullanılır. Şuradaki int olmasının nedeni şu sayıların bir int grubu olması. Grup dedim adına. Sayılar bu bir varax. Bu bir dizi olabilirdi, bir ArrayList olabilirdi, hatta bir set olabilirdi, map olabilirdi. Dolayısıyla bu set, map her neyse bunu buraya alacağım. Çift boyutlu dizi olabilirdi mesela. Çift boyutlu dizi olsaydı şu val tek boyutlu dizi olacaktı. Dolayısıyla ben int'i şöyle tanımlamam gerekecekti. Çünkü val bir dizi olacaktı o zaman. Evet, bunu aldık. Diyelim ki bir toplam variable tanımlayayım şurada. Int toplam eşit 0. Başlangıç değerini sıfırladım. Toplam eşittir. Artı eşit olsun. Toplam eşittir. Toplam artı var. Yani buradan gelen sayıları toplasın. For bittikten sonra da bunları print etsin. Toplam eşittir. Toplam şeklinde print etsin. Tamam. Şimdi ne kaldı? Metodu çağırmam kaldı. Topla metodunu çağırıyorum. Şimdi topla metoduna bakın. Hiç parametre göndermedim. Hiç sıfır. Run edelim. Ne olduğunu görelim. Hiç sıfır. Toplam sıfır diye yazacak. Çünkü şuraya hiç girmeyecek ve toplamı sıfır olarak bize gösterecek. Evet, şu sonuç penceresinde şuraya alayım da sonuçları birkaç kez run ettiğimizde yakından kolayca görelim. Buraya engel olmasın diye sonuç penceresini buraya çektim. Şuradan pencereyi tutup çekince buraya gelir. Şimdi buraya bir parametre gönderseydim, mesela bir gönderseydim, bakın sayılar bir. Şimdi bir tane eleman yolladım. Sıfır eleman yolladım. Şimdi bir eleman yolluyorum. Run edelim. Bakın bir olarak toplamı verdi. Kopyalayayım bunu. Mesela ikinci de iki eleman yollayayım. Üçüncü de o kadar eleman yollayayım. Dördüncü de bakın bir sürü eleman yolladım. Kaç eleman yollarsam yollayayım, varaksım çalışıyor. Gördüğünüz gibi gidiyor, toplamını hesaplıyor, print ediyor, geliyor. Peki Varax ile ilgili başka ne detay var? Şimdi Varax'a sadece int mi gider? Varax'a her şey gider arkadaşlar. String olabilir miydi? Tabii olabilirdi. Varax'ın temel kurallarını söyleyeceğim birazdan. Hani hangi durumlarda, hangi kurallarına dikkat etmemiz lazım onları söyleyeceğim. Ama ondan önce mesela bir int yapayım. Dizi. Çift boyutlu bir dizi yapayım. Veya önce bir string Varax da yapayım mesela. Birleştir diye bir varaksım olsun. Tabii ki şuraya bu sayıları bu şekilde gönderdiğim gibi parametre olarak da gönderebilirdim. String de örneği öyle yapayım. String str eşittir. Buradan oluşturacağımız metoda
Bir parametre gönderebiliriz, iki parametre gönderebiliriz, çok parametre gönderebiliriz. Bunun için bir string varax parametresi olan bir metot tanımlayacağım. Metodumun adı birleştir olsun. Ve parametreleri de s1 virgül str1 dedik galiba. str1 virgül str2 virgül str3. Şimdi ben burada create metot dersem arkadaşlar bana gider bu 3 parametrenin birden istendiği, ayrı istendiği bir metot create eder. Şöyle. Metodu create etti gördüğünüz gibi. Ama ben bunu böyle kullanmayacağım. Şöyle diyeceğim. String, text string nokta 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 string str veya str'yi aldım. Şunu böyle 3 noktayı boşluk böyle de yapabilirdim. Buna izin verir. Bunu da alalım diyelim. Bu da yine bir for each ile bunları alalım. For dedik. Şimdi ne olacak for'um benim? String bir variable tanımlayacağım. Nereden alacak verileri? str'den alacak. Yine bir birleştir diye bir string'im olsun. String birleştir. Birleşik veya her neyse. Buraya geldim. Birleşik. Eşittir. Birleşik. Artı. Yukarıdan gelen string'i alsın. Value alıyor bunu her bir devrinde. Sonra da bir tane boşluk versin. Bu kelimeleri bir boşluk vererek anlatsın. Burada bize string builder yap diyor. Birleştirme işlemleri de çünkü daha pratik olduğu için. Birleştirme işlemlerini daha hızlı yaptığı için. Ama böyle bireysel tek bir şey yapıyorsanız bunun için string builder kullanmanıza gerek yok. String çok daha pratik. O yüzden string kullanın bu durumlarda. Kanalımda string builder videosu da var. Ama belki yakında daha detaylı, daha kapsamlı bir string builder videosu da kanalıma bundan sonraki videoların devamında koyma ihtimalim var. Bakacağım zaman durumuna göre. Bu string'i birleştirdik. Sonra son halini şurada çevrimden çıktıktan sonra birleşik string'i print edip yazalım. Run edelim bakalım ne olmuş. Bunlar yine run olacak burada. Altında da şuradaki birleşik run olup gösterecek bize. Birleşik Ali Veli kardeştir diye şu boşlukla beraber bunları birleştirdi ve bize verdi. Ben buraya bir string daha ekleyeyim. Değil mi diyeyim mesela. Değil mi diye bir string ekledim. Run edeyim. Bu sefer 3 tane değil 4 tane alacak. Yani ben buraya kaç veri yollarsam aynen yukarıdaki olduğu gibi bu şekilde olacak. Buraya bir diziler yollayabilir miydim? Yani bu parametrelerin her biri dizi olabilir miydi? Şuraya dizi olarak da bir varax metodu tanımlayalım. Private static dizi varax dedim adına isim bulamadım bir an. Int. Bakın ne oldu? Dizi varax yapacağım. Diziler kabul etmedi. Çünkü 2 nokta koydum. 3 nokta koyunca kabul edecek. Evet. Şimdi ne oldu? Yukarıdan buraya ben str1 gibi, str2 gibi dizileri yollayacağım. Tanımladığım dizileri. Tanımladığım dizileri buraya yolladığımda da burada for each ile o dizileri alabilirim. Hemen for each kısmını yazayım. Yukarı kısmı ile uğraşmayacağım. For each'in detayını orada dizilerle vermiş olalım. Yani buradaki mesela buradaki dizideki bütün elemanları toplamak istiyorum. Buradan ben buraya 5 tane dizi yolladım. Bu 5 tane dizinin bütün elemanlarını toplamak istiyorum. Toplam. Sıfırla başlattım. For each. Şimdi buradaki şeyleri, variable'ları bir diziye alacağım. Dolayısıyla bir dizi variable tanımlıyorum. Nereden alacak bunu? Dizilerden. Aslında ben buraya bir takım diziler yolladığıma göre, bu sayıları da birden fazla olduğuna göre aslında iki boyutlu bir dizi yapmış oluyorum bir nevi. Benim şuradaki varaksım iki boyutlu bir dizi olmuş oluyor. Çünkü buraya birden fazla sayıda dizi geliyor. Birden fazla sayıda dizinin gelmesi demek aslında bir nevi iki boyutlu dizi demek. Şimdi şuradaki var dediğimde bu diziyi alacak. Her bir seferinde bu dizilerden birincisini, ikincisini, üçüncüsünü alacak. Ha, daha sonra ben o dizinin de içerisinde dönerek toplamı hesaplayabilirim. İkinci bir for each. İç içe oldu. Bu dizide de bir int variable'ı tanımlıyorum. Çünkü artık dizinin içindeki elemanlar int, onu biliyorum. Buna da şuna val diyelim, variable demeyelim. Val dedik. Buraya da ne diyelim? Alt val 2 nokta. Ha, şimdi dizilerden almayacak. Şimdi valdan alacak. Valı çünkü parçalayıp tek tek gideceğim. Burada da toplam eşittir. Toplam artı eşit diye bir deyişle alt val dedim. Bu durumda da buraya gönderdiğim dizileri toplayacak. Cout ve diziler toplamı diyelim. Hatta bunu da göstermek için son olarak şurada ya hemen zaman kaybetmeden birkaç dizi tanımlayıp yapayım. Videoyu durdurur tanımlarım bunları. Evet, 4 tane dizi tanımladım. Şimdi şu dizi varax metodumu çağırıyorum. Dizi varax.
Ne yapacağım? Dizi 1'i yollayayım oraya. Dizi 2'yi yollayayım. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımda, run ettiğimde bana şu iki dizinin toplamını, bütün elemanlarını toplayıp verecek. Yani şunun toplamı 9, 10, 15. Şunların toplamı 15, 16, 17, 18, 21. Dolayısıyla bana 36 gibi bir değer verecek. Eğer yanlış toplamadıysam run edeyim görelim. Evet, diziler toplamı 36 diye şuradaki metot çalıştı, verdi. Eğer buraya bir dizi daha yollayayım. Dizi 3, dizi 4, hepsini yollayalım. Bakın kaç tane istersem o kadar yolluyorum. O kadar diziyi alıyor buradan. Şimdi ne yapacak? Şunun toplamını verecek. İşte bu 100 gibi, 100'e yakın bir şey. Şurada da küsur bir şey var. Demek ki 140-150 civarında bir toplam verecek bize. Hemen run edelim, onu da görelim. Diziler toplamı 146. Şimdi son bir örneğe daha ihtiyacımız var. Bu örneği de yapalım. Birinci üzerinden yapalım, sayılar üzerinden. Oraya bir de string yollayalım mesela. String eşittir toplam. Rastgele bir string yazdım. Şimdi bu string'i şu metoda da göndereceğim. Şu metoda. Tabii ki şu metoda da gelip, bakın neredeydi benim bu metodum? Şunları kapatayım, bunlarla işim bitti. Benim toplama metodum var diye şuraya. Şuraya geldim. String str diyelim. Şurada da virgülünü de koydum. Şu str, şurada toplam yerine str yazdım. Kaldırayım. Str artı ben o str'yi de aldım, kullandım. Şimdi ne oldu? Buraya ben hem bir string yolladım, hem varax yolladım. Hem normal klasik bir parametre yolladım, bir string parametresi. Hem de varax olarak bir parametre yolladım. Böyle bir şey yollanabilir mi? Evet, yollanır. Varax dışında da parametre yollayabiliriz. Ancak bazı kurallar var. O kurallardan bahsedeceğim şimdi. Şunu bir run edip göstereyim. O string'in ve onların çalıştığını birlikte görmüş olalım şurada. Şu metot çalışacak. Şurada. Bakın toplam, şu toplam yazısı şu str'den geldi. Şuradan göndermiştik oraya. Bunu toplam eşit diyelim. Hatta tam olsun. Şurada da şu boşluktan sonra iki kısmı da kaldıralım. Tamam, oradan gelmiş olsun. Biraz da farklılaştıralım. Toplam böyle bir şeyler olsun. Hani şurada farklılığı göstermek için yapıyorum bunları. Şu string'in oraya gittiğini gösterelim farklı diye. Run ettim. Ve burada da sonuçları gördük. Evet, şimdi son olarak bunun kurallarından bahsedeceğim. Nedir bu? Bir. Evet, birincisi bu. Bir metotta sadece bir adet varax parametresi olur. İkinci bir kural. Evet, ikinci olarak varax dışında başka parametreler varsa varax en sonda olur. Yani şuraya bakın. Şurayı açalım. Şurada varax dışında başka parametreler var. String var. String solda, varax sağda. Yani en sonda. Bu varax her zaman burada 10 tane daha bu string gibi parametreye girebilir. Diziler girer, intler girer, her şey double'lar girebilir, her şey girebilir. Ama kural ne? Bu en sonda olacak. Yani tanımlanan varax en sonda olacak. 1, 2, birden fazla varax olmaz. Şu iki kural, varax da önemli iki kural. Bu iki kurala dikkat ediyoruz varax tanımlarken. Evet arkadaşlar, bugün sizlere varax'tan ve for each'ten bahsettim. For için de aslında bütün detayı bu. Eğer bu anlattığımı for each ile ilgili anladıysanız, bence for each ile ilgili her şeyi yapabilirsiniz. Burada mesela for each ile ilgili söylüyorum. Buraya bir set gelebilirdi, bir map gelebilirdi. O map'i de bu şekilde alıp istediğimiz gibi kullanabilirdik. Hatta şurada iki boyutlu gibi. Bakın burada nasıl bir diziyi alabildiysek, buradan map'i de alabilirdik. Varax olmadan da for için içerisinde istediğimiz gibi map'leri, çift boyutlu dizileri, her şeyi kullanabiliriz. Son derece hızlıdır ve son derece pratiktir kullanımı. Kod okunurluğunu da arttırır for each'ler. O yüzden for each kullanmanızı şiddetle öneririm. Bugünlük bu kadar yeter. Eğer abone değilseniz, kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz. Videoyu dostlarınıza paylaşırsanız şunu belirtmek istiyorum. Yani %70 oranında abone olmadan izleniliyor. Abone olmanız tabii ki destek olmanız açısından önemlidir. Daha çok insan bundan yararlansın. Ki bu konuda beni mutlu eden bir veriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda kanalımı takip edenlerin yaş oranı, yaş ortalaması 30'un altında, hatta %75'lik bir bölümü 18-24 aralığı yaş aralığında. Bu da aslında birçoğunun üniversite öğrencisi olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bilgisayar mühendisliği öğrencileri. Bunu nereden çıkartıyorum? Tam sınav dönemleri geldiğinde kanalımdaki izlenmeler birkaç kat artıyor. Özellikle file
ile ilgili, dosyalarla ilgili anlattığım Java konusu, bubble sort, inserting sort gibi sortlar, tam öğrencilere böyle üniversitede sorulan bilgisayar mühendisliği bölümlerinde, yazılım mühendisliği bölümünde sorulan soruların olduğu videolar bir anda izlenmeleri o gün her gün 30-40 tane o videolar izlenmeye başlıyor. Demek ki sınav dönemlerine denk geliyor. Özellikle de Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs, Haziran dönemleri en yoğun dönemler oluyor. O 18-24 yaş aralığı için. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Üniversite öğrencilerine bir yararım olması. Evet, videolarımı beğenir, dostlarınızla paylaşır. Diğer öğrenci arkadaşlarınız da bundan yararlanmasını sağlarsanız herkes için güzel olmuş olur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.